Teyzem, incir olmuş mu? Olmuş ama alınamaz çocuğum. Hakkı da ben mi de alsam olur mu? Senin mi? Hayır, senin nimeti alamam. O kadar tedbirsiz ve bilinçsizim ki. Yanımda sadece bir tane pompa var, gördüğünüz gibi. Zincirler yağsız. Selam arkadaşlar. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Evde otururken şeytan dürttü. Ya dedim ki sıkıldım. Bu aralar karavandan da uzağız. Biliyorsunuz eski takipçilerimiz bilir. Bisikletimiz vardı. Dedim ben bu katlanır... Aha düşüyorum. Bu katlanır bisikletle biraz yol gideyim. Bakalım kaç kilometre gidebiliyorum. Tamamen spontan arkadaşlar. Hiç ne planlama var ne bir şey. Bir tanesi sırt çantası. Sırt çantasının içinde bir tane su ve cüzdan. Cüzdan hiç boş. Para yok. Telefon. Bu Wiklok uygulamasını açtım. Şimdi bilinmezliğe doğru gidiyorum. Bakalım nasıl bir serüven beni bekliyor. Tabi kaydı alabildiğim kadarıyla size kaydı alacağım. Bir de bisikleti deneyelim bakalım ne olacak. Buyurun buyurun. İlk bisiklet vlogum olacak. Bu yüzden açı vesaire nasıl bilmiyorum. Şu an kafama taktım, gidiyorum ama sanırım göğsüme taksam daha iyi olacakmış. Sabit şu açı güzel olurdu diye düşünüyorum. Ben de artık kapattım, gidiyorum. Şu an evden çıktım. Bizim Muğla şehir merkezindeyim arkadaşlar. Daha önce görmeyenler de Muğla'mıza bakabilir. İşte en işlek caddemiz burası. Benim bisiklet de 6 vites. Bu kadar gidiyor. Birazdan sakin bir yerde tanıtırım size. İşte genelde bisiklet yolundan yayalar yürüyor. Ya işte keşke Avrupa'da medeniyet vardır diyorlar ama bisiklet yolunu yürüyorlar. Şu an en merkezimiz heykele geldik. Burası şehrin göbeği arkadaşlar, heykel. Ben de şuradan kaçıyorum şu an. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? Ona bakalım. Bu sağda gördüğünüz yazları çay bahçesi, kışın okul. Tabii şehirden çıkana kadar bisiklet yolundan gideceğim. Nereye doğru giderim? Yolda belli olacak. Bozuk param da yok. Yazı tur atarak gitsem güzel olur. Bisiklete kırmızı. Kurallara uymaya özen gösteriyorum. Bu bisiklet de olsa, yaya da olsa, arabayla da olsa, motorla da olsa. Her türlü arkadaşlar. Işığımızı takip ediyorum. Birilerinin bir şekilde uyması gerekiyor. Şu anda ışığımız yandı. Geçiyorum. Dışarıdan görenler bu deli kim diyordur şimdi bana. Umarım sesim de iyi kaydediyordur bu arada. Mikrofon falan hiçbir şey almadım. Tamamen deneme sürüşü, deneme videosu olacak. Takip edin. E, 3-5 tane daha da denk geliyoruz işte. Ya da bizi buralardan, sosyal medyadan tanıyanlar da var. Şimdi meşhur Aylin Karaca kavşağına geldik. Ben buradan dayı görmez. Ben buradan sola dönmek istiyorum. Çünkü bu tarafa gidersem daha şehir merkezi, daha trafik olacak. Ben buradan Döverek yoluna doğru gitmek istiyorum. Biraz sonra durunca size yanımda ne var ne yok anlatacağım. Hayırlısı. Şimdi burada abiye kızamıyorum çünkü ben bisiklet yolunda değilim.
Pardon, teşekkürler. Böyle olunca da özrümüzü diliyoruz tabi. Şimdi burada yol kimin? Benim olsun. Teşekkürler. Müthiş tehlikeli bir yolculuk yapıyorum. Çünkü ne kask var, ne dizlik var, ne kolluk var. Bisikletim. Bildiğiniz üzere katlanır bisiklet. Şu an arkamda otobüs mü var? Galiba. O da benden geçemiyor. Buyurun. Benimki tamamen delilik. Şu an gördüğünüz üzere katlanır bisiklet tamamen zaten delilik. Uzun yol için. Yani seviyoruz deliliği. Şimdi tekrar kafama takacağım. Kaç kilometre bilmiyorum ama ileride bir çeşme var. Orada durup detaylar hakkında konuşuruz. Burası Muğla'nın en güzel yollarından biri. Döre'ye çıkıyor arkadaşlar. Dörek'ten ana yola bağlanıyor. Şimdi ben de o ana yola bağlanacağım. Allah Allah. Hemen bir şey takıldı. Bulduğunuz yere çöp atarsanız bu olur. Biz de alalım. İleride belki çöp buluruz. Yani arkadaşım, karavanla gidiyorum, çöp. Motorla gidiyorum, çöp. Bisikletle gidiyorum, yine çöp. Bisikletime takıldı. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Orada mı bırakalım? Alıp çöp atacağız. Çöp buldum. Oh. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Ara ara çekiyorum çünkü şarjımı da idareli kullanmak zorundayım. Çünkü nereye gideceğimi bilmiyorum. Kaç kilometre vesaire gideceğimi bilmiyorum. Şu an Düverek'ten çıktım. Namıdeğer Şeytanköy'den çıktım. Şöyle göstereyim. Bu tarafa doğru gidiyorum. Şimdi bir durumdan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bunu kafama takınca konuşuyorum ama hoşuma gitmiyor. Öyle kendimi görmek istiyorum. Bir durumdan da bahsetmek istiyorum size. Biliyorsunuz geçenlerde motor aldık. Motorcuların halini anladım trafikte. Bisiklet yıllardır var ama hani bugün böyle ciddi yola çıkıyorum. Bisiklete bindim. Bisikletçilerin halini anladım. Çünkü arabalar arkadaşlar bakın. Tamam, bu biraz daha dikkatliydi. Hepsi demeyeyim de çoğu ya da yarısı dibimden geçiyor. Ben çizginin dışındayım. Onlar çizgiye sıfır geçiyor. Yani bu ülkede bisikletle dolaşmak da sıkıntı abi. Hayırlısı. Ben şimdi gidiyorum. Az bir ileride bu yolu biliyorum bu arada. Yaklaşık 400-500 metre sonra bir çeşme var. Orada duracağım. Şu an geldik. İlk mola yerimiz burası. Aslında mola verilecek kadar yorulmadım ama size 3-5 anlatmak istiyorum. İlk molamızı verdik. Aslında yorulmadım. Hemen göstereyim kaç dakika olmuş. Evet. Şu an neredeyse 10 kilometre yürümüşüm. Gitmişim. İrtifa kazancı 34 metre. Bu değişiyor. Yukarıya çık, çık, in vesaire değişiyor. Yaklaşık da kaç dakikada gelmişim bunu? Yani 52 dakika diyor ama bence fazla. Ben durduğum yerlerde büyük ihtimalle yolda onu durdurmayı unuttum. Çünkü ben bir saate yani 20 kilometre gitmem lazım diye düşünüyorum. Şimdi ben yola çıktım ama neyle çıktım? Benim bisikletim bu arkadaşlar. Görün bakın. Katlanır bisiklet. Bunu zamanında almıştık. İki tane şeyde arabanın arkasına atarız gideriz diye. Şu an o kadar tedbirsiz ve bilinçsizim ki. Yanımda sadece bir tane pompa var. Gördüğünüz gibi. O da olur da havası iner patlar beni idare etsin diye. Yine o kadar tedbirsizim zaten kask vesaire yok. Zincirler yağsız. Çünkü bayağıdan beri motor aldıktan sonra bisiklete binmiyordum. Yanımda bir tane matara, su, telefon, cüzdan, bu kadar yola çıktım. Tabii ki de siz böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Bu benimki delilik. Şimdi tekrar yola çıkıyorum. Saat 7 oldu. Büyük ihtimal çok istediğim hedefe gidemeyeceğim. Belki buradan bir köye giderim diyordum. Biraz gidip döneceğim gibi duruyor. Bakalım hadi.
Evet, ana yola bağlandım. Şimdi buradan güneşin batmasına biraz daha var. Biraz daha gitmek istiyorum. İleriden dönerim herhalde. Şimdi görünüyor mu bilmiyorum ama bu şu gördüğünüz önümdeki rampa bayağı bir eğim ve uzak bir mesafe. Niyetim şey, bu rampayı çıkıp biraz daha gidip orada bir çeşme var. O çeşmeden dönmek. Eğer bu videoyu izleyip gerçekten beğenirseniz bilmiyorum güzel bir şey çıkacak mı ortaya ama yapmaya çalışıyorum işte, hem eğleniyorum. Güzel bir şey çıkarsa ya da isterseniz ya da istemeseniz de izlenirse, hatta boşver lan izlenmese bile keyif amaçlı çekeceğim. Bir sonraki video belki daha farklı, daha uzak olur. Baktık gördük bu iş oluyor. Karavanı bir kenara bırakıp bisikletle yolculuğa çıkarız. Ne bileyim, delilik her türlü var. Şimdi yüksek konuşmaya çalışıyorum ki sesimi duyurabileyim. Burası Soda Mahallesi diye geçiyor. Yaraş'a bağlı. Güzel güzel yerler yapılıyor. Hayırdır inşallah. Bizim köye de buradan gidiliyor. Zaten büyük ihtimal yarısını geldim köyün. Bir 10 kilometre daha gitsem bizim köy. Şimdi bu bisikletin diğerlerine göre dezavantajı bir kere zaten sadece 6 vites olması. Hani hızlı gitmek istesen de gidemiyorsun. Sonra başka, bence tekerlek küçük ya. Yani bu seni daha fazla yoruyor. Yani diğerleri iki pedal attığında 5 metre gidiyorsa, atıyorum şu an, ben 3 metrede kalıyorum ya da daha kısa. Yani buradaki amaç önemli bence. Yani sen bir noktaya hızlı mı gitmek istiyorsun, yoksa keyif alarak mı gitmek istiyorsun? Ben sanırım keyifçiyim. Hızlı gitmek istesem büyük bisikletlerden alırım. Yani. Bir de yani bu benim bisiklete nazaran şu an bir de ama sert yağlamadığım için falan mı acaba, bilmiyorum. Umarım öyledir. Şu an o dediğim rampayı çıktım. Az bir şey kaldı, böyle 50 metre falan kaldı. Gidiyorum. Bir sürü tanıdığa denk geldim. Büyük ihtimal yarısı diyordur ki, lan Recep hayatını yaşıyor. İstediği gibi yaşıyor en azından, öyle diyordur. Hayatını demeyelim, istediği gibi yaşıyor. Bir kısmı da diyordur ki, deli mi yaptı bu çocuğu? Deli lan bu diyordur, ne yapıyordur? Evde yatmak varken kendini yoruyor vesaire diyordur. Olsun. Ben yapmak istediklerimi yapıyorum arkadaşlar. Kimse beni sorgulayamıyor. Sorgulası da umurumda olmuyor. Nasıl olsa öleceğiz yani. Hiçbir şey yapmadan ölmek istemiyorum yani. Geçen gün oturduk Şeyda ile, yapılacaklar listemizi yazdık. 38 yaşımıza ya da 40 yaşımıza kadar yapmamız gerekenler. Oho! Bir sürü şey varmış arkadaşlar. Hemen ilk adım atmaya başladık. Dibimden geçin. Onlardan bir tanesi, onu söyleyeyim, hepsini söylemeyeceğim. Benim çok istediğim. Şeyda'nın dizlerine pek güvenemiyorum ama yapabilir şu an. Gerekli takviyeleri almaya başladı. Likya yolunu bitirmek. Tabii bu klasiktir. Herkes böyle kampçılar, dağcılar vesaire yürür. Ama bu şey değil, öyle hobi olsun diye yürüyüş değil arkadaşlar. Tüm ekipmanları alıp doğru zamanda ciddi ciddi tek seferde kamp yaparak, çadırda kalarak, gerekli gördüğümüz yerde otel vesaire ya da işte bungalov yol üstünde var zaten. Anam köpek. Üç. Ne yapacaksın lan beni? Şimdi bu telden çıkarsa ne olur? Neyse.
gerekli gördüğümüz yerde başka bir yerde kalmak. Ama tamamen yürümek istiyoruz. Üzüldüğüm bir nokta var. O da şu. Yani çevremde şu benim yaptığım ya da bizim yaptığımız işi seven mi yok? Ama bakınca diline hepsi siz ne güzel hayat yaşıyorsunuz şöyle böyle. Ama hiç adım atan yok. Yani şunu demek istiyorum. Ben Likya yolunu atıyorum 4'lü 5'li arkadaş grubuyla yürüsem inanılmaz keyif alırım. Tabii ki de Şeyda ile birlikte her şeyden keyif alıyorum ama bu tarz etkinlikler kalabalık güzel olur. Şimdi ben hadi yürüye gidelim desem yok. Ama bizde var mı? Kask yok, bisiklet biniyoruz işte. Ne oldu yani? Biraz da yapmak istemekle alakalı. Ben istiyorum arkadaşlar. Allah ömür verir de yaşarsak görürsünüz zaten. Paylaşmaya da devam edeceğim. Yani ölmeden önce yapılacakların hepsini yapacağım. Ben emekli olunca gezmeyeceğim. Siz gezin. Yani gücünüz yetiyorsa gezin. Emekli olunca binersiniz buraya. Yani gücünüz yetiyorsa gezersiniz. Ben emekli olunca yatacağım abi. Daha bir tane orman evi yapacağım. 2-3 tane köpek koyun. Keyif yapacak ki emekli hayali kurmuyorum da. O yüzden şu güzelliğe bakın ya. Şu an evde oturup televizyon izlemektense ben buradayım. Oh. Ha, biraz önce bir güzel bir şeyle daha karşılaştım. Abi seviyorum ya bu hayatı. Şöyle bir şey oldu. Yani bizi Instagram'dan takip edenler görmüştür. Bir projeksiyon almıştık, onu paylaştık. Reels yaptık işte karavanda gece sineması vesaire. Bakın ne kadar duyarlı, düşünceli insanlar. Mesaj atmışlar. Demişler ki işte bizim ürünümüzü kullandığınızı gördük. Lakin ürünü kutu üzerine koyup hani film izlediniz demişler. Bu duruma üzüldük. Hemen size bir tripod göndermek istiyoruz. Kabul ederseniz diye. Ne kadar düşünceli yani. Yani şunu da diyebilirdi. Nasıl olsa almışlar. Bize ne ya falan diyebilirlerdi. Ama bunlar bizi mutlu ediyor. Şimdi karar vermem gerekiyor dostlar. Saat bakayım. Saat 7.30. Saat 7.30 ve 13.5 kilometre gelmişim. Şimdi ben buradan bir 10 kilometre daha gitsem köyüme ulaşıyorum. Köye gitsem ama dönüşüm sakat olacak çünkü ışığım yok. Yani hani benim görmem önemli değil. Ben bir şekilde görürüm de millet beni görmez. O yüzden risk almak istemiyorum. Buradan göz göre göre geri dönmek istiyorum. Bir sonraki videoyu beğenirseniz eğer bir sonraki turum daha farklı olur. Buradan başka bir ya da yazarsınız şunu yap diye onu yaparım. Yani ben şu an 13.5 kilometre sonra geriye dönüyorum. Tabii aynı rot üzerinden dönmeyeceğim. Farklı bir rot üzerinden döneceğim. Güzel. Ben şu ana kadar çok keyif aldım. Şu an gün batımına doğru yolculuk yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz önce size söylediğim o rampanın inişine geldim. Popom ağrıdı, popom. Oh. Koltuk çok rahatsız. Şimdi inişteyim. Biraz pedal atmayacağım çok şükür. Yani anca bu kadar hızlı gidiyor işte. Oo,
direksiyon ne biçim? Ben buradan geldim. Döverek'ten. Şimdi Ortaköy'den döneceğim. Ortaköy'ün yollarını da görmelisiniz. Ben çok severim. Topum çok ağrıdı ya. Gün batımını izlerken orada kayıtta değildim. Aklıma bir şey geldi. Geçenlerde kamptayken bir tane böyle kafası iyi ama sohbeti hoş, küçük bir kayı olan, şu önümdeki araba kadar kayı olan bir amca denk geldi. Davet ettik, kahve falan içtik, sohbeti, muhabbeti. Dedi ki, gün batımı dedi. Gün batımı tembellerin işidir dedi. Önemli olan gün doğumunu yakalamaktır dedi. Güne dedi erken başlamaktır dedi. Şimdi ben de gün doğumcuyumdur ama gün batımı da severim. Şimdi gün batımında şey yapmayalım, rencide etmeyelim. Yani ne zaman gün, o günden sonra ne zaman güneşin batışını izlesem aklıma amca geliyor. Gerçekten de güne erken başlamak çok çok önemli. Ben bir ara çok güzel alışkanlık edinmiştim. 6'da uyanıyordum. İnanın sporumu yapıyordum, kitabımı okuyordum, kahvemi içiyordum, varsa yapılacak işim onu yapıyordum. 8.30'da işe gidiyordum. Yani o 2.5 saatlik süreç de birçok şeye sığdırıyordum. Birçok şey yapıyordum. Bitmiyordu. Hele hele okul falan iş yoksa hiç bitmiyordu. Saat 9 oluyordu, 10 oluyordu. Oo diyorum ben, bütün işler bitti, gün bitmedi. O yüzden erken kalkmak çok önemli bence. Size bir öneride bulunacağım arkadaşlar. Yani diğer arkadaşlarım ya da tanıdıklarım kızmasın ama Muğla'da baklava alacaksan, benim fikrim, bu şahsi fikrim, diğerleri de güzel, kötülemiyorum kesinlikle. Ama şurası var ki hemen şu köşede. Şu. Çok çok iyi ya. İşte şu baklavacı Mehmet Usta çok temiz. Girince zaten mutfağını da görüyorsun. İnanılmaz temiz. Şöyle göstereyim. Burası da Ortaköy kahve. Şimdi dar sokaklar bizi bekler. Burası bizim değirmen. Köyden buğdayları getirip burada öğütüyoruz. Şimdi güneş battı. Biraz hızlanmam gerekiyor. Daha fazla karanlığa kalmıyor. Çünkü burada çok köpek var. Ay seviyorum. Oh tezek kokusu. Ay. Baksanız abi ya. Kötü mü abi? Bizim bir numaralı takipçimiz Turan. Bu da offroadçu arkadaşlar. Bir gün olup da offroad aracı alırsam onlarla takılacağım. Şimdi buralar gerçekten tehlikeli. Bakın bisiklet ve araba yan yana zor geçiyor. Tehlikeli yollarda bisiklet turu. Başlığımız hazır. Tek tehlikesi de burası. Gayet de güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. İşte bak tehlikeli dediğim olay bu arkadaşlar. Şimdi ben nereden geçeceğim? Geçer ya. Geçerdi aslında abicim o.
Kedi ezilecek Allah kedi. Çık. Manyak kedi. Çığırır. Burayı beğendim. Bir fotoğraf çekimi yapacağım. Bu arada 21 kilometre olmuş. Aha. Dolu dedi. Teyzem. İncir olmuş mu? Olmuş ama alınırım az çocuğum. Hakkı da ben mi de alsam olur mu? Senin mi? Hayır, senin nimeti alamam. Al. Olmaz. Alamazsın ki yüksek. Çok, sen onu sen kendin için aldın. Ben bakayım şöyle bir. Çaldığım nasip senemiş. Ya. Ama çok yüksek alamayacağım ben. Tamam, bir tane ver o zaman, yolda yiyeyim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ya tamam, Allah razı olsun, teşekkür ederim. İşte benden sana geçtim. Ya Allah, hakkı helal et. Helal olsun tabii. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne güzel arkadaşlar, gördünüz mü? Elindeki incir bana verdi. Bir tane istedim, iki tane verdi. Şöyle. Yani ooo, çok erimiş. Çok güzel. Yiyeceğim şimdi bunu. Şunu şey daha götüreceğim ama inşallah götürebilirim. Yolda teyzeden incir aldım. İki tane. Ya hatta o verdi. Birini yedim. Diğerini şey daha götüreceğim. İnşallah çantada erimez. Şöyle alta koyacağım. Boşluğa denk gelecek şekilde. Yani ben yedim, o da yesin. Allah razı olsun teyzeden. Gördünüz. Yani biraz zorla almış ağaçtan, belliydi ama istedim vallahi, canım çekti. Şöyle erimeyecek şekilde koyup şimdi eve yetişmem lazım. Hadi. İşte yolda olmanın en güzel yanı da bu arkadaşlar. Yani iyi insanlar hep yolda. Selam veriyorsun. Veriyorlar. Şimdi kapatacağım, şarjım yetmeyebilir. Gidiyorum eve doğru. Çok güzeldi. Daha detay sonunu çekerim, kaç kilometre oldu vesaire, ama 20'nin üstündeyim şu an. Deli enerji attım. Şu an bak, arkamda araba var. Öndeki araba da beni bekliyor. Arkamdaki araba da beni bekliyor. Geçemedi. İşte böyle tehlikeli yollar. Ama bir o kadar da güzel yollar. Yoruldum mu? Biraz diz kapaklarımda hafif bir ağrı var. Diğer türlü yani böyle şeyleri, eziyeti sevdiğim için çok bir şey yok. Biraz niye dizlerimde var onu anlamadım. Neyse, o da geçer. Ha köpek. Şimdi bu köpek saldırır mı, saldırmaz mı? Bir sürü insan var. Onlara saldırmamış. İnşallah bana da saldırmaz. Ha, her yer köpek. Maşallah. Bisiklet yolu yapıyorsun. Sağ ol da. İki bisiklet geçemiyor abi ya. Yap şu kaldırımı yarım metre daha içe sok. İşte öğrenci milletinin olduğu yer. Starbucks. Pablo. Yürüyoruz. Fırınak yol. Ya burası merkez olmuş artık ya. Şuraya iki tane daha kafe açıldı. O da iyi. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Ben de geldim artık. Güzeldi. İyi enerji sarf ettim. Böyle keşke saatim matim ya da bir şeylerim olsa da ne kadar kalori yaktığımı görebilsem, ama 27,5 kilometre yapmışım şimdi şurada. Öyle yazıyor. 27,5 kilometre yol gelmişim. Oh. Şöyle arkadaşım gösterelim. İşte 27.53, 2 saat sürmüş. Ama ben bu 2 saat sürekli gitmedim. Molalı 2 saat.
İrtifa 122 metre. Bu ilk deneyimimdi. Yani bundan sonrası gelir mi bilmiyorum. Ama ben keyif aldım. İzlerken, dinlerken siz de keyif alırsanız mutlu olurum. Şimdi eve gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.